Derinliği her yerinde aynı olan dalga leğeninde aynı fazla olarak çalışan özdeş K1-K2 dalga kaynakları ile elde edilen girişim deseni şekil ekibidir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A noktası birinci dalga katarı üzerindedir. Arkadaşlar şimdi baktığımızda birinci dalga katarı üzerindeki noktanın kaynaklara olan uzaklıkları farkı, yani yol farkı n lambda şeklinde eninde 1 olması gerekiyor. O zaman birinci dalga katarı üzerinde 1 lambdalık bir yol farkı oluşacak. Bakıyorum şimdi 1 lambdalık yol farkı var mı? O 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda dediğimizde birinci kaynağı 3 lambda uzaklıkta. İkinci kaynağı 1 lambda, 2 lambda. Hop, yol farkımız arkadaşlar 3 lambda eksi 2 lambdadan dolayı 1 lambda çıktı mı? Evet, onu n lambdaya eşitlersek n ne oldu? 1 oldu. N 1 ise arkadaşlar lambdanın tam katları şeklinde bir yol farkı olduğunca katar çizgisi üzerinde bir katar noktası oluyordu. Yani arkadaşlar A noktası birinci katar çizgisi üzerindedir, doğrudur. B noktası ikinci dalga katarı üzerindedir. B noktasına bakalım. Bu noktanın kaynakları olan uzaklar farkı. Bir kere burası 1, 2, 3, 4. 4 lambda. Buraya ise 1, 2, 2 lambda kadar uzaklıkla. Yani yol farkı baktığımızda 4 lambda eksi 2 lambdadan dolayı lambdanın tam katları şeklinde çıktı. Yani n lambda dediğimizde 2 lambda eşittir n lambdadan n ne çıkar arkadaşlar? 2 çıkar. Lambdanın tam katları şeklinde bir yol farkı varsa bu onun katar çizgisi üzerinde olduğunu ve ikinci katar çizgisi üzerinde olduğunu gösterir. Yani B noktası ikinci dalga katarı üzerindedir, doğrudur. B ve C noktaları aynı girişim çizgisi üzerindedir. Şimdi C noktasına bakalım arkadaşlar. Zaten B noktasının burada ikinci katar çizgisi üzerinde olduğunu bulduk. Şimdi C noktasına bakıyorum. Bu kaynağa olan uzaklığımız 1, 2, 3, 3,5 lambda. Şimdi yol farkını yazalım. Delta S yol farkımız arkadaşlar 3,5 lambda, 3,5 lambda eksi buraya olan uzaklığımız 1, 1,5 çıktı. 1,5 lambda. Hop, yol farkımız ne çıktı arkadaşlar? 2 lambda çıktı mı? Onu n lambdaya eşitlediğimizde n buradan ne çıkar? 2 çıkar. Yani ikinci katar çizgisi üzerinde çıktı. B noktasında da ikinci katar çizgisi üzerinde. C noktası da ikinci katar çizgisi üzerinde. Yani aynı girişim çizgisi üzerinde mi? Doğru. C noktası minimum genliğe sahiptir. C noktası çukur çukurların bir araya gelmesiyle oluşmuş. Buna biz maksimum genlik diyoruz arkadaşlar. Yani tepe tepeler bir araya gelirse, yine çukur çukurlar bir araya gelirse üst üste binme prensibine göre maksimum genlik olur. Minimum genlik nerede oluyor? Bir tepe ile bir çukur bir araya geldiğinde özdeş kaynaklarsa bunlar birbirlerini söndürüyorlar ve orada minimum bir genlik elde etmiş oluyoruz. O zaman arkadaşlar C noktası bir maksimum genliktir. Burada minimum genliğe sahip dediği için yanlış. Yine D seçeneğini de okuyalım. D noktası düğüm noktasıdır. D noktasına bakalım arkadaşlar. Bir çukur ile bir tepenin birleştiği nokta mı? Evet, bir tepe ile bir çukur birleşirse düğüm noktası olur. Yani bu ifademiz doğru. Cevap D seçeneği. Derinliği her yerinde aynı olan dalga leğeninde aynı fazla olarak çalışan özdeş K1-K2 kaynaklarının oluşturduğu lambda dalga boylu dalgaların görünümü şekil ekibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. X noktasının K1 kaynağına olan uzaklığı lambdadır. Hop, K1 kaynağımız bu. X noktası bu noktalar arasındaki uzaklığı arkadaşlar bir dalga boyu diyoruz. Arda arda gelen iki dalga tepesi arası uzaklık bir dalga boyunu belirtiyordu. O halde arkadaşlar bu bilgimiz doğrudur. Y ve Z noktalarının K1 kaynağına olan uzaklıkları eşittir. Y ve Z noktalarının K1 kaynağına olan uzaklığına bakarım. 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda. Buna da yine 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda şeklinde uzaklıkta, yani ifademiz doğrudur. Y noktasının K1 ve K2 kaynaklarına olan uzaklıkları eşittir. Y noktasının K1'e olan uzaklığı 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda. K2 kaynağına olan uzaklığı 1 lambda, 2 lambda, 2,5 lambda çıktı. O zaman oldu mu arkadaşlar? Olmadı. Birisine 3 lambda, diğerine de 2,5 lambda kadar uzaklıkta olduğu için bu olmaz, eşit uzaklıkta değildir. Cevap 1 ve 2, yani B seçeneğidir. Derinliği her yerinde aynı olan dalga leğeninde aynı fazla olarak çalışan özdeş kaynaklardan yayılan dalgaların hızı ve kaynakların oluşturduğu girişim desenindeki toplam Girişim çizgilerinin sayısı n'dir. Kaynakların frekansları artırılırsa yargılarının hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi frekans artırıyoruz arkadaşlar. V eşittir lambda çarpı F ifadesine göre derinliğe hiç dokunmadık. Yani suyun derinliği değişmedi. Frekansımız arkadaşlar artırılıyor. O zaman dalga boyumuz ne yapacak? Azalacak. Buna göre kaynakların frekansı artırırsa hangisi doğru? V artar. Derinliği her yerinde aynı olan dediği için derinlik değişmediğinden dolayı hız değişmeyecek. Birinci ifademiz yanlış. 2. Lambda azalır. Evet, lambda azaldı arkadaşlar. Doğru. N artar. Kesinlikle demiş. Şimdi lambda azaldığında girişim deseninde kaynaklar arasındaki uzaklık şöyle K1, K2 dediğimizde arkadaşlar bu arada girişim deseni oluşuyor. Düğüm ve katar çizgiler oluşuyor. Dalga boyu küçük olursa daha çok girişim deseni gerçekleştiği için ne yapıyoruz arkadaşlar? Daha fazla girişim deseni oluştuğunu söyleyebiliyoruz. Ama o miktar arkadaşlar sayıyı değiştirmeyebilir. Yani atıyorum 10 tane varsa... Şimdi 11 olmayabilir, belki aradaki uzaklık azaltında azalma miktarına bağlı olarak tamam frekansı artırıyoruz ama dalga boyu da azalıyor. Ama ne kadar azalıyor? Belki çok düşük azalmıştır ve artık bu araya ekstra bir girişim çizgisi girmeyebilir. Yani kesin midir bu? Kesin değildir. Olabilir de olmayabilir de. Yani artabilir de artmayabilir de. Çünkü onun ne kadar değiştiğini bilmediğim için orada acaba düğüm çizgisi veya katar çizgisi oluşturabilecek kadar mı küçülmüş bu? Onu bilemediğimden dolayı cevap yalnız 2, yani B seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde aynı fazla özdeş K1, K2 dalga kaynaklarının oluşturduğu girişim deseni şekilde ekibidir. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Bir K noktası merkez doğrusu üzerinde bir noktadır. Arkadaşlar... Kaynaklara eşit uzaklıktaki tepe tepe çukur çukur tepe tepe çukur çukurların birleştiği bu çizgiye merkez doğrusu veya 0. katar çizgisi diyoruz. O zaman merkez doğrusu üzerinde bulunmaktadır bilgisi doğrudur. 2. L düğüm çizgisi üzerindedir. L noktasına baktığımızda L noktası zaten bir katar noktası. Çift tepenin bir araya gelmesiyle oluşmuş maksimum genlikli bir nokta ve katar noktasıdır arkadaşlar. Katar çizgisi üzerinde olur. O halde düğüm çizgisi üzerinde olur ifadesi yanlıştır. M girişim deseninde minimum genlikli noktalardan biridir. M'ye baktığımızda arkadaşlar M bir tepe ile bir çukurun birleşimiyle oluşmuş bir düğüm noktasıdır ve minimum genlikli bir noktadır. Düğüm noktaları ondan dolayı da bu ifade doğrudur. Cevap 1 ve 3, yani D seçeneği doğru olmalı. Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga leğeninde aynı fazla ve eşit frekansta çalışan iki noktasal kaynakla oluşturulan girişim deseni şekil ekibidir. Kaynakların periyodu azaltılırsa girişim deseninde hangi nedenle nasıl bir değişim gözlemlenir? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Periyodunu azaltıyoruz. Periyodu azaltmak frekansa ters orantılı olduğu için frekansı artırmak demektir. Şimdi bir dalga leğeninde V eşittir lambda çarpı F ifadesine göre leğendeki derinliği değiştirmedik. Derinlik değişmediği için dalganın hızı leğende değişmeyecek. Peki hız değişmezken frekansı artırıyoruz. Yani periyodu azaltıyoruz. O zaman ne oluyor? Dalga boyumuz azalmış oluyor. Dalga boyu azalırsa da daha çok girişim deseni gözlemleyebiliyoruz. O halde bir, nasıl bir değişim gözlemleriz desende diye sorulmuş. Dalga boyu azaldığından dolayı daha fazla miktarda girişim deseni gözlemlenecek. Dalgaların yayılma hızı artacağından dalga boyu artar. Dalga boyu arkadaşlar dalganın hızı artmıyor. Bir kere bu buradan kaybetti. Dalgaların yayılma hızı azalacağından yine yayılma hızı azalmıyor. Bu da kaybetti. Dalgaların yayılma hızı değişmeyeceğinden dalga boyu değişmez. Hayır, dalga boyu frekansla ters orantılı bir şekilde değişecek. Dalgaların frekansı artacağından dalga boyu azalır ve girişim sayısı artar. Doğrudur. Cevabımız D seçeneği. Yine E seçeneğini de okuyalım. Dalgaların frekansı artacağından doğru. Dalga boyu artar. Hayır. Dalga boyu ters orantılı. Bu da kaybetti. Cevap D seçeneği olmalı. Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga leğeninde aynı fazla çalışan özdeş iki dalga kaynağı tarafından girişim deseni oluşturuluyor. Buna göre girişim deseninde merkez doğrusunun sağındaki n'inci dalga katarının sağındaki ve solundaki ilk girişim çizgileri aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi bir girişim olayını hatırlayalım. Burada iki tane kaynağımız var. Özdeş kaynaklarımız aynı anda, yani aynı fazla dalgalar üretmeye başlamışlar ve dalgalarımız girişim deseni oluşturmuş. Kaynaklara eşit uzaklıktaki buna merkez doğrusu diyoruz ve 0. katar çizgisiydi. Bunun sağında arkadaşlar sırayla girişim deseninde bir düğüm bir katar, bir düğüm bir katar var. Bu 0. katar çizgisi olduğu için hemen yanında 1. düğüm başlar. 1. düğüm çizgisi hemen yanında arkadaşlar 1. katar gelir. 1. katar çizgisi bir düğüm bir katar, bir düğüm bir katar şeklinde devam ediyor. O zaman 2. düğüm çizgisi şurası da arkadaşlar 2. katar çizgisi. Önce düğüm gelir sonra katar gelir. Şimdi bana n'inci dalga katarının sağı demiş. Şimdi n'inci dalga katarımız arkadaşlar atıyorum 1. katar çizgisi şu olsun. Bunun sağındaki ve solundaki ilk girişim çizgisi. Sağında ne var arkadaşlar? 2. dalga çizgisi var. Düğüm çizgisi var pardon. Düğüm çizgisi var. Yani bu n'inci ise bu n artı 1. Düğüm çizgisi üzerinde olmuş oluyor. N artı 1. düğüm çizgisi üzerinde olacak. Peki soluna baktığımızda 1. katar çizgisinin solunda 1. düğüm çizgisi var. O zaman n'inci düğüm çizgisiyle bu da katar çizgisi ise bu da n'inci düğüm çizgisi olmuş oluyor. Yani solunda da n'inci düğüm olduğunu söyler. Cevap buradan E seçeneğidir deriz. Derinliği sabit olan bir dalga deneyinde aynı fazla çalışan özdeş iki noktasal dalga kaynağı tarafından üretilen dalgalar tarafından oluşturulan girişim deseni için yargıların hangileri doğrudur? Katar ve düğüm çizgilerin tamamı kaynakları birleştiren doğru parçasını keser. Arkadaşlar kaynakları birleştiren doğru parçası dediğimiz iki tane kaynağımız bu. Kaynak 1, kaynak 2. Tüm çizgiler bu ikisinin arasından geçiyordu. Merkez doğrusu 1. düğüm, 2. düğüm. 1. düğüm, 2. düğüm, katarlarda hakeza böyle. Yani doğru mu? Doğru. Kaynakların üstünden geçen girişim çizgisi oluşabilir. Kaynakların üzerinde asla düğüm çizgisi oluşmaz. İki kaynak arasında oluşacak arkadaşlar. Yani bu yanlış. Merkez doğrusu kaynakları birleştiren doğru parçasının tam ortasından geçer. Kaynakların tam ortasından arkadaşlar eğer kaynaklarımız aynı anda yani faz farkı oluşmayacak şekilde çalışmaya başlamışlarsa o zaman merkez doğrusu ikisine eşit uzaklıkta ve olayı simetrik bir şekilde gösteren bir yapıya sahip, yani bölen bir duruma sahip, yani tam ortasından geçer bilgisi doğru. 1 ve 3 doğru, yani cevap C seçeneğidir. Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga leğeninde aynı fazla olarak çalışan özdeş K1-K2 dalga kaynakları ile şekildeki girişim deseni oluşturuluyor. Buna göre x uzaklığı niceliklerinin hangilerinin artmasıyla artar diye sorulmuş. Arkadaşlar bu girişim deseninde şurası merkez doğrusu yani 0. katar çizgisi olsun. Bunun yanında 1. düğüm çizgisi, bu da 1. katar çizgisi olsun. Şimdi bunlar arasındaki uzaklık ard arda gelen düğüm çizgiler arasındaki uzaklığı arkadaşlar biz lambda bölü 2 diyorduk. Yine ard arda gelen katar çizgiler arasındaki uzaklığı lambda bölü 2. Ard arda gelen bir düğümle bir katar çizgisi arasındaki uzaklık lambda bölü 4. O zaman arkadaşlar şurası merkez doğrusu 0. katar çizgisi olduğu için bu da 1. düğüm çizgisi ise bu aradaki uzaklık lambda bölü 4. Yani dalga boyuna bağlı bir büyüklük arkadaşlar. Dalga boyuna bağlı bir büyüklük. Hangisi x uzaklığı artmasıyla artar diye sorulmuş. Yani dalga boyunu artırmaya çalışacağız. Dalga leğenindeki su derinliği. Şimdi v eşittir lambda çarpı f ifadesine göre frekansa değiştirmedik. Ne yapıyoruz? Derinliği artırıyoruz. Derinlik artarsa dalga boyu artar. Onun da 4'te 1 arttığı için bunlar arasındaki uzaklık x uzaklığı artar mı? Evet, 1 oldu. Frekans. Kaynağın frekansını artıralım. V eşittir lambda çarpı f ifadesine göre derinliği değiştirmedik. O zaman frekansı artırınca dalga boyu ne yapacak? Azalacak. Dalga boyu azalınca buradaki 4'te 1'i de azaldığı için azalmış olacak. Biz artırmaya çalışıyoruz. Olmaz. Kaynaklar arasındaki uzaklık. Arkadaşlar kaynaklar arasındaki uzaklığın değişmesi dalga boyunu etkileyen bir faktör değil ki. Yani lambda bölü 4'ümüz yine aynı kalacak. Dalga boyu değişmeyecek. O zaman demek ki bu arkadaşlar artırmaz, yani değiştirmez. Onun için cevap yalnız 1, yani A seçeneği doğru olmalı deriz. Derinliği her yerinde aynı olan dalga leğeninde aynı fazla çalışan özdeş K1-K2 dalga kaynakları ile oluşturulan girişim deseninde P noktası n'inci düğüm çizgisi üzerindedir. Buna göre kaynakların frekansları eşit miktar artırılırsa girişim desenindeki hangilerinin üzerinde bulunabilir? Girişim çizgilerinden hangilerinin üzerinde bulunabilir diyor n'inci düğüm çizgisi. Şimdi düşünelim. Burada v eşittir lambda çarpı f ifadesine göre derinliğe dokunmadık. Derinlik sabitken frekans artırılıyor. Dalga boyu ne yapacak? Azalacak. Dalga boyu azalınca arkadaşlar n'inci düğüm çizgisi, bakın merkez doğrusu 0. katar çizgisi olunca Hemen yanındakini arkadaşlar biz birinci düğüm, yani bir düğüm bir katar oluşu. Birinci düğüm çizgisi diyoruz. Sonra ne geliyor? Katar çizgisi geliyor. O zaman buraya da birinci katar çizgisi diyelim. Şu arkadaşlar ikinci düğüm çizgisi olsun. Sonra ikinci katar çizgisi şeklinde bir düğüm bir katar, bir düğüm bir katar şeklinde ne yapıyor? Buna da katar çizgisi dersem böyle girişim deseni oluşuyor. Şimdi biz ne yapmaya çalışıyoruz? Bu eninci düğüm çizgisi üzerinde diyor, frekansı artırdığımızda, yani dalga boyunu azalttığımızda hangisi gerçekleşebilir? O zaman arkadaşlar dalga boyunu küçültürsek ne yapacağız? Bunlar daha sık aralıklarla oluşacak. Yani o zaman şuradaki ikinci katar çizgisi eninci düğüm çizgisi üzerine denk gelmiş olacak. O zaman en artı birinci düğüm çizgisi, burası eninci düğüm çizgisi, şurada en artı birinci düğüm çizgisi, yani üçüncü düğüm çizgisi burada. Lambdayı küçültünce bu üçüncü düğüm çizgisi ikinci düğüm çizgisi üzerine denk gelir mi? Gelir. Birincisi olur. N-1. Düğüm çizgisi. N-1. Düğüm çizgisi arkadaşlar bakın ikinci düğüm birinci düğüm diyoruz. Bu birinci düğümün buraya gelmesi için dalga boyunun büyümesi lazım. Çünkü buradaki düğüm çizgiler arasındaki uzaklık şu doğru üzerinde lambda bölü 2 idi. O zaman demek ki lambdanın artırılması gerekiyor ama bizim lambdamız azaldığı için olmaz. N'inci dalga katarı. N'inci düğüm çizgisi. Şimdi dalga boyu küçülttüğümüz için n'inci dalga katarı bu. Yani ikinci dalga katarı diyelim. Ne yapıyoruz? Dalga boyunu küçülttüğümüz için n'inci düğüm çizgisi üzerine denk gelebiliyor. O zaman bu da gerçekleşebilir. Yani cevap 1 ve 3'tür. Derinliği her yerinde aynı olan, dalga leğeninde aynı fazla çalışan özdeş noktasal dalga kaynaklarıyla girişim deseni oluşturuluyor. Buna göre girişim deseninde toplam çizgilerden hangileri olabilir? Şimdi girişim olayını bir hatırlayalım arkadaşlar. Şöyle iki kaynağımız vardı. Bu kaynaklarımız özdeş ve aynı anda, yani faz farkı oluşmayacak şekilde çalışıyorsa hop kaynaklara eşit uzaktaki merkez doğrusuna 0. katar çizgisi diyorduk. Ve bunun sağında ve solunda düğüm çizgileri ve katar çizgileri var. Hemen en yakınında birinci düğüm çizgisi, sonra arkadaşlar birinci katar çizgisi, peşinden de bir tane daha düğüm çizgisi çizelim. İkinci düğüm çizgisi oluşuyor. Simetrik olay da diğer tarafta gerçekleşiyor. Simetrik şekilde birinci düğüm çizgisi, sonra birinci katar çizgisi, yine burası da arkadaşlar ikinci düğüm çizgisi diyoruz. Şimdi dikkat ederseniz sağ tarafta 2 düğüm varsa sol tarafta 2 tane düğüm olacak. Yani düğüm çizgileri sayısı şu an 2 dediğimizde 4. İlk durum için düğüm çizgileri sayısı 4 çıktı arkadaşlar. Katar çizgileri sayısı da bakın sağ tarafta 1, sol tarafta 1, bir de merkez doğrusu. Şu merkez doğrusu arkadaşlar bir de katar çizgisi olduğu için 3 tane çıktı. Katar çizgilerin sayısı 3 tane çıkar. Şimdi gelelim. Eğer son kısım arkadaşlar düğüm çizgisi bitmiş, katar çizgisiyle bitse. Yani katar çizgisi şöyle kesikli çizgilerle gösterdiğimiz çizgi olsun karışmasın diye. İkinci katar çizgisiyle bitse. Burası da ikinci katar, yani kaynağımız şöyle şurada olsun. İkinci katar çizgisi ile bitse bakın sağ tarafta 2 katar, sol tarafta 2 katar var. Merkez doğrusu da katar olduğu için 5 tane. Yani 5 tane katar çizgisi oluşuyor. Gelelim düğüm çizgilerine. 1, 2, sağ tarafta 2, sol tarafta 2, 4 tane düğüm çizgisi oluştu. Ne oldu bakın arkadaşlar? Düğüm çizgisi katar çizgisinden bir fazla çıktı, bir de katar çizgisi düğüm çizgisinden bir fazla çıktı. Ve düğüm çizgileri çift sayılar alabiliyor gördüğünüz gibi. Katar çizgileri de arkadaşlar katar çizgileri de tek sayı değeri alıyor, bakın tek sayı değeri alıyor. O zaman bunu düzeneğimize attığımızda bir fazla bir eksik olacak. 6 düğüm çizgisi 9 dalga katarı oluşur mu? Bir fazlası veya bir eksi olacak. Olmaz. Bakın gördüğünüz gibi bir eksi bir fazlası oldu. 4 dalga katarı. 4 dalga katarı varken arkadaşlar bakın 4 tane dalga katarı olmadı. Çünkü dalga katarı tek sayılar, düğüm çizgileri de çift sayılar alıyor. O zaman arkadaşlar 4 dalga katarı olmaz. 4 düğüm çizgisi 5 dalga katarı olur. Yani cevap yalnız 3, yani A seçeneği doğru olmalı diyeceğiz.